Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Günlük hayatta asitler ve bazlar diyeceğiz arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu bu olacak. Daha önceden hatırlıyorsanız asitleri ve bazları genel anlamda tanımıştık, tanımlamıştık. Neler yapıyorlar, hangi özelliklere sahipler bunlardan bahsetmiştik. Asitlerin ve bazların kendi aralarında verdiği tepkimeler üzerine konuşmuş ve detaylandırmıştık. Ardından Asitlerin ve bazların metallerle verdikleri tepkimeler üzerine konuşmuştuk. Şimdi de günlük hatta bizim sıklıkla karşılaştığımız bazı asitleri ve bazıları tanıyacağız. Bunların özelliklerinin üzerine yine konuşuyor olacağız. Peki, içerikte neler olacak? Şöyle bir bahsedelim. Diyeceğiz ki asit ve bazların fayda ve zararları nelerdir? Bunları bir değerlendirmeye alacağız. Yaygın asit ve bazları şöyle bir tanıyacağız. Asit yağmurlarından bahsedeceğiz. Hangi gazlar havada asit oluşumuna sebep olur ve hangi asitlerin oluşumuna sebep olur? Bunun sonucunda da nasıl asit yağmurları ortaya çıkar? Ne gibi etkileri vardır? Bunlara değineceğiz. Asit ve bazlarla çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine konuşuyor olacağız. Tabii ki konuları tamamlayıp mevzuyu bitirdikten sonra işimiz bitmeyecek. Ne yapacağız? Ardından da gidip ...bizim oturup ders çalışmamız gereken bir süreç gerçekleşecek. Bunun için de tabii ki ödevlendirmemizi yapacağız. Her zamanki gibi sıfırdan ona kimya kitabı... ...ilk olarak çalışmaya başlayacağımız... ...kısım olacak, kitap olacak arkadaşlar. Temel kaynağımız budur diyebiliriz. Asitler, bazlar ve tuzlar ünitesinde... ...hayatımızda asitler ve bazları... ...bugün bitiriyor olacağız. Yani 156'dan 162'ye kadar... ...çalışılmamış, çözülmemiş yer bırakmıyorsunuz. Hemen bakalım birlikte de neler varmış burada... Arkadaşlar ilk sayfa bize konuyu anlatan kısım olacak. Ardından da 6 tane soru burada anlatılanlarla ilgili bizim çözmemizi bekliyor olacak. Ardından yeni bir sayfa, yeni bir konu anlatımı ve bunlarla ilgili yeni bir soru çözümü sayfası yine aynı şekilde konu anlatımı ve soru çözümü şeklinde devam edecek. Bölüm tamamlandığı zaman da tara geç kısımları, tara geç testleri çözmemiz için bizi bekliyor olacak ve tuzlara geçmekten önceki son adımlarımızı tamamlamış olacağız. Tabii ki orada işimiz bitmiyor. Ardından dinamo kimya kitabı çalışmamız gereken bir diğer kaynak olacak konuyu tam anlamıyla öğrendiğimizi belirtebilmemiz için ifade edebilmemiz için. Şimdi buradaki sayfalar neler olacak peki? Hayatımızda asitler ve bazlar 165'ten 171'e kadar yine çalışılmadık yer bırakmıyoruz arkadaşlar. Burada neler varmış? Şöyle birlikte bir göz atalım. Burada her bir sayfada arkadaşlar önce çözümlü bir örnek var yani biz aslında konuyu anlatan bir örnek var. Ardından da çözdüğümüz bu örnekle ilgili dört tane soru bizi bekliyor olacak. Her sayfada bu şekilde devam edecek. Bir çözümlü örnek ardından onunla ilgili dört tane bizim çözmemiz gereken soru olacak. Bölümü tamamladığımız zaman ise tarama testi, bölüm tarama testi yine orada bizi bekliyor olacak. Her iki kitabımızda da herhangi bir soruyu çözemediysek kafamızı karıştıran herhangi bir nokta varsa kare kodlar bizi bekliyor olacak. Video çözümleri sayesinde bütün eksiklerimizi giderme imkanına sahip ...olacağız arkadaşlar. Güzelce ödevlerimizi de aldığımıza göre ne yapalım? Haydi başlayalım bakalım. Şöyle bir önceki dersimizi tekrar ederek başlayalım bakalım. Geçen dersimizde ne öğrenmiştik? Demiştik ki metaller dört gruba ayrılır. Amfoter metaller, soy metaller, yarı soy metaller ve aktif metaller olmak üzere. Amfoter metaller, alüminyum, kalay, kurşun, çinko, krom ve berilyumdu. Buna rezbere biliyoruz. Soy metaller altın ve platindi. Yarı soy metaller ise gümüş, bakır ve civaydı arkadaşlar. Tabi hemen şunu düzeltelim. Gümüş, civa ve bakır yarı soy metallerimizdi. Şimdi bunlar üzerinde değerlendirme yapacak olursak. Dedik ki amfoter metaller çok aktif metallerdir. Sadece asitlerle değil bazlarla da tepkimeye girerler ve hem asitlerle hem bazlarla tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Soy metallere geldiğimiz zaman yani altı ve platinden bahsediyorsak bunlar da adı üzerinde zaten kimseye yüz vermiyorlar. Ne asitlerle ne bazlarla hiçbir tepkime vermiyorlar. Tek bir istisnamız var o da kral suyudur. Yarı soy metallere geldiğimiz zaman yani gümüş, bakır ve civadan bahsediyorsak bunlar yine sıpkı soy metaller gibi ne asitlerle ne bazlarla tepkime veriyorlar ama bunları soy metallerden ayıran özellik şu nitrik asit ve sülfürik asit gibi oksijenli kuvvetli asitlerle tepkime veriyorlar. Ve buradan açığa çıkan gaz diğer türlerden biraz daha farklı. Çünkü bakın hem amfoter metallerde hem aktif metallerde açığa çıkan gaz olarak hidrojenden bahsedeceğiz. Ama burada tepkime gerçekleşecek tepkime sonucunda açığa çıkan gaz eğer nitrik asit kullandıysak NO2 gazı azot dioksit gazı eğer sülfürik asit kullandıysak kükürt dioksit gazı olacak açığa çıkan gazın türü de farklı olacak. Bunların dışında geri kalan bütün metalleri de aktif metaller kategorisine koyacağız. Ve aktif metallerle ilgili de şunu söylüyoruz. Diyoruz ki asitlerle tepkime verirler ve bu tepkime sonucunda hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Ancak bazılarla tepkime vermezler. Yani amfotel metallerle aktif metallerin en temel farkı bu. Asitlere karşı ikisinin tavrı ortak. İkisi de tepkimeye girer ve hidrojen gazı çıkarır. Ancak Aktif metaller bazlarla tepkime vermezken amfoter metaller bazlarla da tepkime verir ve oradan da yine hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Şimdi gelelim hayatımızdaki asitler ve bazlar kısmı nasıl bugünün konusundan bahsetmeye başlayalım yani. Şimdi asitlerin tabii ki ve bazlarında faydalı olduğu noktalar da var, zararlı nok olduğu noktalar da var. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Mesela tarım. Tarımda arkadaşlar hem asitler hem bazlar oldukça değerli yere sahipler çünkü biz asitleri bazları veya bunlardan oluşan aslında tuzları kullanarak gübre üretiminde bulunabiliriz. Dolayısıyla gübreleri üretmek için buna ihtiyacımız olduğuna göre gübre de tarımın vazgeçilmez bir unsur olduğuna göre demek ki asitler ve bazlar tarım için oldukça değerli bir yere sahiptir. Endüstriden bahsediyorsak özellikle metaller üzerine çalışan bir endüstriyel sektördeysek veya bir polimer madde üretimi yapan bir sektördeysek işte bu endüstriyel alanlarda asitler ve bazlar olmazsa olmaz yapıya sahipler kullanımları oldukça yaygın. Hatta ilaç endüstrisinde de yine asitler ve bazları sürekli aldığımız e, gıdada da aynı şekilde maddelerin içerisinde kuvvetli ya da zayıf asit ve bazları görmemiz mümkün oluyor. Temizlik malzemelerine geldiğimiz zaman arkadaşlar ya asidik ya da bazik özellik gösterirler temizlik malzemesi deyince aklımıza zaten bunlar geliyor illaki asidik veya bazik bir özellik vardır. Hem kendileri asidik bazik özellik gösterir temizlik maddelerini hem de onları üretirken kullandığımız maddeler ya asittir ya bazdır illaki ihtiyaç duyarız. E geri dönüşüm deyince özellikle metallerin geri dönüşümünden bahsediyorsak e burada asitler ve bazlar oldukça yaygın kullanım alanına sahipler. Çözücü etki gösterebilmeleri için asitleri ve bazları kullanırız. Burada geri dönüşümden sadece illaki plastikler ya da işte camın geri dönüşümü gelmesi arkadaşlar. Burada kuyumcuların yaptığı işte aslında bir tür geri dönüşümdür. E altın metalinin tekrar tekrar kullanımı e bu sektör sayesinde mümkündür ve bu sektörde de Asitler ve bazlar yaygın olarak kullanılır. Özellikle kral suyunun e, altını çözen tek madde olduğunu hatırlayalım. O da asitler arasında oluşturulan bir karışımdır sadece. Zararlara gelince tabii ki bu kadar faydalı yön e, zararsız kalmaz. Bir taraftan da e, zararlı özellikleri var. Ne gibi sağlık açısından büyük riskler, büyük tehlikeler yaratabiliyorlar? Solunduğu zaman e, akciğerlere büyük zararlar verebiliyorlar, soluk borusuna zarar verebiliyorlar. Bunun dışında ciltle teması anında inanılmaz önemli sorunlara yol açabiliyorlar. Dolayısıyla asitler ve bazlar evet hayatımızda olmazsa olmazlar arasında illaki çok önemli faydaları var. Ama dolayısıyla onlarla muhatap olurken çok dikkat etmemiz gerekiyor kendi sağlığımızı koruyabilmemiz açısından. Çevre kirliliğine yol açıyorlar. Özellikle sonra tekrar değineceğiz asit yağmurları aslında bu çevre kirliliğinin başında gelen etkenlerden birisi asitlerin bazılarının varlığı bir asit yağmurlarına sebep olup tabii ki doğayı ve canlılığı tehdit ediyorlar. Bir taraftan da verdikleri tepkimeler üretim esnasında verdikleri tepkimelerde açığa çıkan gazlar sayesinde çevrenin ekstra ekstra kirlenmesine sebep olabiliyorlar ve yine asit yağmurları başta olmak üzere bu etkenler ekosistemdeki bazı önemli aksaklıklara bozulmalara sebep olabiliyor. Özellikle bitki ekosistemleri üzerinde ya da su ekosistemleri üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Şimdi gelelim. Bazı yaygın asitlerden bahsetmeye sonrasında da bazı yaygın bazılardan bahsediyor olacağız. Bunların yaygın isimleri nelerdir? E, sistematik isimleri nelerdir, formülleri nelerdir ve hangi alanlarda kullanılır bunlar üzerine konuşuyor olacağız. İlk ve en yaygın olarak bildiğimiz asit hidroklorik asittir arkadaşlar. Bu tabi ki hidroklorik asit sistematik adı HCl, HCl şeklinde bir formüle sahip olan bu asitin yaygın adı karşımıza hani gidip bir marketten satın almaya kalktığımız zaman kullanmamız gereken adı tuz ruhu olacak. Tuz ruhunu peki nerelerde kullanıyoruz? Deri endüstrisinde kullanıyoruz. Derilerin işlenmesinde oldukça önemli bir yere sahip. İnşaatlarda, inşaat sektöründe yaygın bir kullanımı var arkadaşlar. Tuz ruhunu doğrudan temizlik maddesi olarak kullanabiliyoruz ve PVC ki PVC'nin açılmasında polivinil klorürdür. İşte oradaki PVC'nin o klorür kısmı hidroklorik asitten gelir arkadaşlar. Yani PVC üretiminde hidroklorik asit yani tuz ruhu olmazsa olmaz malzemelerden biridir. Bir diğer yaygın asidimiz sülfürik asit. Sistematik adı sülfürik asit. H2SO4 gibi bir formüle sahip ve yaygın olarak bilinen adı zaç yağıdır arkadaşlar. Ne işe yarıyor peki bu zaç yağı? Gübre üretiminde özellikle kükürt konusunda eksiklik yaşayan toprakların gübrelenmesi konusunda ve bunların üretimi konusunda sülfürik asit yaygın bir kullanıma sahiptir. Bunun yanı sıra patlayıcı üretimlerinde sülfürik asit yine yaygın bir şekilde kullanılan maddelerden birisidir. Petrol arıtımında çok önemli bir yere sahiptir sülfürik kesit ve araba akülerinde iletken madde olarak sülfürü kesit kullanılır arkadaşlar. Arabalarda kullandığımız akülerin yapısında sülfürik kesit yani zaç yağı bulunur. Bir diğer önemli asitimiz ise sistematik adıyla nitrik asit. Formül olarak HNO3 ve yaygın adı olarak da yani gidip marketten satın alabileceğimiz adıyla da kezzaptan bahsediyor olacağız. Kezzap Yine sülfürik asit gibi gübre yapımında oldukça yaygın bir şekilde kullanılan asitlerden birisidir. Özellikle de yapısındaki azot sayesinde azot eksikliği görülen toprakların e, gübrelenmesinde ve o gübrelerin üretiminde nitrik asit yani kezap yaygın bir şekilde kullanılır. Bunun yanı sıra dinamit yapısında bir dinamit üretiminde yine nitrik asit kullanılan maddelerden birisidir. Nitrik e, dinamit yapısı içerisindeki azotlar aslında nitrik asit sayesinde elde edilir. Plastik yapımında yine yani e, polimer üretiminde oldukça yaygın bir şekilde kullanılan asitlerden birisi nitrik asittir arkadaşlar diğer üçüne göre bu üçü de oldukça kuvvetli asitler. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Zayıf bir asit türünden bahsedeceğiz arkadaşlar şimdi. E, sistematik adıyla asetik asit, CH3COOH gibi bir formüle sahip ve yaygın en bilindik adıyla sirke asidi. Dolayısıyla sirkenin içerisinde yer alan asidin bu olduğunu söyleyebiliriz zayıf bir asittir bu nedenle gıda konusunda tabii ki yaygın kullanıma sahiptir. Kullanılabilen bir asit türüdür arkadaşlar. Bu zayıf olması tabii ki bize daha az zarar vermesini sağlıyor. Polimer üretiminde oldukça yaygın bir şekilde kullanılan asit türlerinden birisidir asetik asit. Aynı şekilde mürekkep ve tutkal üretiminde de kullanılan bir asittir sirke asidi. Gelelim biraz da yaygın bazlardan bahsetmeye asitler üzerine konuştuk. Bu dört asidi çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra dört tane de yaygın ve çok önemli bazdan bahsediyor olacağız. Bunlardan ilki şüphesiz sistematik adıyla sodyum hidroksit olacak arkadaşlar. NaOH gibi bir formüle sahip olan sodyum hidroksitin yaygın adı sud kostiktir arkadaşlar. Sud kostik yapısı. Şimdi bunu bir sonraki ünite de zaten tekrar görüyor olacağız. Sabun üretiminde kullanıyor olacağız. Çünkü sabun aslında bir sodyum tuzudur. İşte yapıdaki o sodyum, sodyum hidroksitten yani sud kostikten gelir. Bunun yanı sıra kağıt üretiminde veya boya üretiminde oldukça yaygın bir şekilde kullanılan bazlardan birisidir sodyum hidroksit. Bunun yanı sıra petrolün rafinasyonu sürecinde de yine kullanılan bir baz türüdür. Potasyum hidroksite gelecek olursak sodyum hidroksitin kankasıymış gibi düşünebiliriz. Bu da özür diliyorum ismi potas kostik olacak arkadaşlar. Potas kostik ismine sahip olan potasyum hidroksitten bahsediyoruz. Arap sabunu tarım ilacı, gübre ve pil üretiminde kullanılıyor. Bakın beyaz sabun üretiminde süt kostik kullanılırken Arap sabunu üretiminde potas kostik kullanılır. Çünkü potas kostik dediğimiz yapı aslında e, potasyum tuzudur. Tarım ilacı olarak yine e, potasyum hidroksit po, daha doğrusu tarım ilacının üretimi konusunda kullanılır. Potasyum konusunda ihtiyaç duyulan topraklara gübre üretiminde potasyum hidroksit kullanılır ve pil yapılarında yer edinir. Kalsiyum hidroksite gelecek olursak. Sistematik adı kalsiyum hidroksit COOH2 gibi bir formüle sahiptir ve sönmüş kireç. Yaygın adı kullanılır arkadaşlar. Nerelerde kullanıyoruz peki? İnşaat sektöründe oldukça önemli bir yere sahiptir. Alçı yapımında e, kalsiyum hidroksit yoğun olarak kullanılır. Kağıt üretiminde yine oldukça yaygın bir yere sahiptir. Kalsiyum konusunda eksiklik hissedilen toprakların gübrelenmesi için üretilen gübrelerde kalsiyum hidroksit kullanılır. Ve özellikle beyaz boyaların üretiminde yine kalsiyum hidroksit yani sömüş kireç kullanım alanına sahiptir amonyak gelecek olursak amonyak zayıf bir baz özelliği gösterir arkadaşlar hem sistematik hem de yaygın adı amonyaktır dolayısıyla ayrı bir isim yazmaya gerek yok NH3 gibi bir formüle sahiptir Zayıf bir baz olduğu için gıda sektöründe de kullanılabiliyor. Aynı zamanda özellikle zehirlenmelere karşı ya da e, arı sokmasına karşı biliyorsunuz ilaç yapımında yine amonyak kullanılır. Gübre üretiminde özellikle azot konusunda eksiklik hissedilen topraklara gübre üretiminde amonyak oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir ve temizlik maddesi olarak doğrudan amonyak kullanımı mümkündür. Şimdi gelelim çevreye olan etkilerden ve en 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 önemli bahsetmemiz gereken konudan yani asit yağmurları üzerine konuşmaya. Arkadaşlar burada asit yağmuru deyince aklımıza 3 tane temel gaz gelecek. Kükürt trioksit, azot dioksit ve karbon dioksit olmak üzere. Şimdi bunlar arasında şu ikisini de birincil sebep olarak değerlendireceğiz. Yani asit yağmurlarının birincil sebebi bu ikisidir. Bunu da ikincil sebep olarak değerlendirebiliriz. Neden bunlar birinci bu ikinci? Çünkü kükürt trioksit havadaki su buharıyla birleşir ve sülfürik asit bir diğer adıyla zat yağının oluşumuna sebep olur. Azot dioksit havadaki su buharıyla bir buluşur ve nitrik asit yani kezzabın oluşumuna sebep olur. Oldukça kuvvetli asitlerden bahsediyoruz arkadaşlar burada. Ancak karbondioksit su buharıyla buluştuğu zaman karbonik asit oluşumuna sebep oluyor. Karbonik asit zayıf bir asit özelliği gösterir. Dolayısıyla Evet bu da asit yağmurlarının bir sebebidir. Ancak bu ikisi kadar etkin bir rol oynamaz daha ikinci planda kalır arkadaşlar. İşte bu üç gaz havadaki su bağrıyla buluştuğu anda asit oluşumuna sebep olur. Dolayısıyla da asit yağmuru olarak yeryüzüne geri döner. Peki bu asit yağmurları nelere sebep olur? Ne gibi olumsuz etkileri vardır? Öncelikle tabii ki yağdıkları yerde kar suların ve göllerin pH'ının düşmesine sebep olurlar. Yani oradaki asitliğin artmasına sebep olurlar. Bunun yanı sıra yağdıkları ormanların zarar görmesine sebep olurlar. Toprağın e, geçirgenliğini azaltırlar ve e, bunlar yetmiyormuş gibi bir de tarihi eserlere önemli zararlar verirler. Belki de binlerce yıllık mirasımızı e, zarara uğratmış olurlar arkadaşlar. Peki Asitlerle ve bazlarla çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle derişik asit ve bazlar yani oran olarak yüksek miktarda e, asit ve baz içeren maddelerle çalışıyorsak bunlar arkadaşlar gözden, deriden ve vücuttan uzak tutulması gerekiyor. Çünkü bunların dokularına inanılmaz önemli zararlar verebilirler. Aşındırıcı özellik gösterirler, tahriş edici özellik gösterirler ve toksik yani zehirli özellik gösterirler. Özellikle derişi şikayet ve çalışırken bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki ne gibi önlemler alacağız? Laboratuvarda mecburuz bunlarla çalışmak zorundayız. Ne yapacağız? Kuruyucu gözlük takacağız. Her zaman için o gözlük gözümüzde olacak. En hassas organımız gözümüz. Dolayısıyla gözümüze gözümüz gibi bak bak lafı buradan geliyor işte. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Her zaman için üstümüzde önlük olması gerekiyor. Herhangi bir sıçramaya karşı kendimizi en güzel önlük sayesinde koruruz ve tabii ki ellerimiz sürekli bu asit ve bazlarla e, temasa en yüksek ihtimalde bulunan ellerimizdir dolayısıyla eldiven takmak zorundayız kapalı ayakkabı giymek zorundayız arkadaşlar asla bir laboratuvara sandaletle terlikle girilmez ayakkabılarımız kapalı olmak zorundadır herhangi bir sıçrama ihtimaline ya da dökülme ihtimaline karşı evde Asla ve asla derişik asit ve baz kullanmıyoruz arkadaşlar. Tabii ki evde de bazen asitlere, bazlara temizlik konusunda özellikle ihtiyaç duyabiliyoruz. Ama bunlar seyreltilmiş asitler ve bazlar olması gerekiyor. E büyük tehlikelere yol açabilir ve asla ve asla buharlarını solumuyoruz. Bir şekilde eğer çalışmak zorundaysak ve açığa bunların buharı çıkacaksa da çeker ocak kullanmamız gerekiyor. E buharlarından kesinlikle sakınmamız gerekiyor. Çünkü doğrudan hem soluk borumuza hem e, ciğerlerimize çok önemli zararlar verebilir. Peki diyelim ki bunlara çok dikkat ettik. Bütün önlemlerimizi aldık ama gene de kaçınamadık. Kaza geliyorum demedi ve bir kaza gerçekleşti. O zaman ne yapacağız? O zaman hani derişik asit ve bazlarla kullanıyoruz ya oldukça yüksek e, oranda asit ve baz içeriyor ya işte buradaki orandan kurtulmamız lazım. Ne yapacağız peki? 10 dakika boyunca bol su ile yıkayacağız. O elimize dökülen ya da döküldüğü her hangi bir yere e, suyun gelmesi demek oradaki asitliğin bazlığın azalması seyrelmesi ondan arınmamız demek olacak kesinlikle bol su ile yıkamak zorunda kalacağız. Peki diyelim ki herhangi bir deney var, herhangi bir çalışma yapıyoruz ve asitleri bazları seyreltmemiz gerekiyor. Yani su ile buluşturmamız gerekiyor. Bu işlemi nasıl yapacağız? Arkadaşlar burası çok basit ama aslında çok önemli bir durumdan bahsediyoruz. E, genellikle tam tersini yapıyoruz çünkü bu ilk şekilde gördüğümüz durumu yapıyoruz. Asit veya baz elimizde değişik bir asit ya da baz var. Diyelim ki sülfürik asit var ve bunun seyrelmesi gerekiyor. Gidiyoruz diyoruz ki biz o zaman bu asit bazı alalım üstüne su ekleyelim. Arkadaşlar biz burada suyu damlattıkça asitler bazlar bunlarla tepkime verecek ve dolayısıyla da açığa genellikle özellikle sülfürik asit gibi bir asitle çalışıyorsak ısı çıkacak. Açığa çıkan bu ısıyı eğer elimine edemezsek ne olacak? Burada içerisinde bulunduğu kapta patlama olabilir. Açığa çıkan ısı yüzünden işte sı sıçramalar gerçekleşebilir. Kazalara yol açabilir. Dolayısıyla sen herhangi bir asidi ya da bazı seyreltmek istiyorsan Kabın içerisine su alacaksın. O suyun içerisine asit veya bazı damla damla yavaş yavaş dökeceksin. Açığa o arada çıkan ısıyı da ortadan kaldırabilmek için bir kaza veya sıçrama ihtimalinin olmasını engellemek için her zaman asla asit ve bazın üstüne su dökülmez. E, suyun üstüne asit ve baz dökülür. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve tabii ki Sadece asitler ve bazlar için değil, bütün kimyasallar için geçerli olacak yiyecekler, içeceklerden bunları uzak tutmamız gerekecek. Ve tabii ki en önemli kimya laboratuvarında yapmamız gereken en önemli e, özelliklerden dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de uyarı işaretleri olacak. Her kimyasalın üzerinde illaki bu uyarı işareti bulunmak zorunda. Bulunmayan kimyasalla zaten çalışmıyoruz. O kimyasallardan direktmen kurtuluyoruz. Asitler ve bazlardan bahsediyorsak da onların etiketlerinde burada karşımıza gördüğümüz işaretlerin olduğunu fark edeceğiz. Şimdi bu işaret ne demekti hatırlayalım. Aşındırıcı madde demekti. Yani e, de metal yüzeylerden ve ciltten kesinlikle uzak tutmamız gerektiği konusunda bizi uyarıyordun. Neredeyse bütün asitlerin üzerinde bu ivar'ı görüyor olacağız. Veya tahriş edici madde uyarı işaretini gördüğümüz zaman bunu yine cildimizden kesinlikle uzak tutmamız gerektiğini anlamış olacağız. Veya toksik madde işaretini gördüğümüz zaman yani zehirleyici madde işaretini gördüğümüz zaman bunu asla ve asla solumamamız gerektiğini, yine cildimizden, temastan kesinlikle kaçınmamız gerektiğini anlıyor olacağız ve yakıcı madde işaretini gördüğümüz anda ki sülfür kesilen üzerinde bu işareti görebiliriz mesela bunu yanıcı maddelerden uzak tutmamız gerektiğini anlıyor olacağız. Bu uyarı işaretleri bizim için çok önemli bir yere sahip arkadaşlar. Diyelim ki evde temizlik yapıyoruz, temizliğin daha da verimli gerçekleşmesini istiyoruz arkadaşlar. Bazı doğru bilinen çok çok önemli yanlışlar var. Ne gibi çamaşır ve çamaşır suyu ve tuz ruhunun birbirine karıştırılması gibi. Çamaşır suyu ve tuz ruhunu birbirine karıştırarak çok güzel temizlik yapmak mümkün mü? Evet. Daha verimli bir temizlik ortamı oluşabilir. Ancak arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Çamaşır suyu tuz ruhuyla tepkimeye girebiliyor. Çamaşır suyu tuz ruhuyla tepkimeye girdiği zaman açığa klor gazı çıkıyor ve bu klor gazı oldukça zehirli ve ölümcül etkilere sahip oluyor. Dolayısıyla bırakın birazcık kirli kalsın. Bırakın istediğiniz kadar verimli bir temizlik olmasın ama Karşılığında da zehirli ve ölümcül olan bu madde ne size zarar versin ne de başkalarına zarar verme ihtimali ortaya çeksin. Dolayısıyla herhangi bir asit veya da bazı herhangi bir temizlik maddesiyle çalışıyorsak asla ve asla birbirlerine karıştırmamalıyız. Özellikle sonucunun ne olduğunu bilmiyorsak kesinlikle bu karışımdan Kaçınmamız gerekiyor. Bu kadar basit ve yaygın iki maddenin karışması bile ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor. Sonuç itibariyle ikisinde gidip marketten alma şansına sahipsin ve ölümcül etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle e, asitlerle bazlarla çalışırken kesinlikle dikkat etmeliyiz. Özellikle birbirine karıştırırken dikkat etmeliyiz. Bunun dışında. Yaygın olarak kullandığımız, karşılaştığımız bazı asitler ve bazlar var. Daha doğrusu asit baz içerikli maddeler var. Mesela lavabo açıcılar. Kuvvetli baz çözeltileridir arkadaşlar lavabo açıcılar. Ee, özellikle sodyum hidroksit mesela yani sud kostik yaygın olarak kullanılan bir lavabo açıcıdır. Ee, lavabodaki özellikle saç gibi maddelerin çözünmesini sağlar bu sayede de e, açılmalarına, lavabonun açılmasına yardımcı olur. Kireç ve pas çözücüler yine özellikle asit içerikli maddelerdir. Fosforik asit veya sülfürik asit gibi maddeler içeriyorlardır. Evsel bazı kimyasallardan bahsedecek olursak bunlar da yine yaygın kullanılan asit ve baz çözeltileridir diyebiliriz. Şimdi birkaç tane soru çözelim o zaman öğrendiklerimizle alakalı. Bu ifadelerden kaç tanesi asit yağmurlarının sonuçlarındandır diye sormuş bize. Açık alanda sergilenen tarih eserlerin ...zarar görmesine neden olur. Evet arkadaşlar bu en önemli sebeplerinden biriydi. Akarsu ve göllerin pH değerini artırır demiş. Bakın pH değerinin artması ortamın daha bazik hale gelmesi demekti. Oysa ki asitler ve bazlar pH değerinin düşmesine sebep oluyordu. Daha asidik hale getirdikleri için. Ormanların tahribatına neden oluyorlardı. Evet ormanlardaki toprağın özellikle geçirgenliğine sebep olduğu azalmalardan ötürü... ...topraktaki mineralleri çözerek bitkilerin topraktan... Beslenmesine sağlar diyor, tam tersine topraktan beslenmelerini engel olur. Akarsu ve göllerdeki canlıların yaşamının sona ermesine neden olur tabii ki oradaki pH'in düşmesinden. Ötürü e, akarsu ve göllerdeki canlılığı çok olumsuz etkileyebilirler. Dolayısıyla üç tanesi asit ve bazların etkileri dolayısıyla asit yağmurlarının aslında e, doğurduğu sonuçlardır diyebiliriz. Bir diğer soru demiş ki. Lavabo açıcılarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Etken maddesi sodyum hidroksit bileşiğidir. Ne dedik? Kuvvetli bazı özellik gösteren maddeleri kullanırız lavabo açıcı olarak. Bunların başında da sodyum hidroksit gelir. Tıkanmış tesisat borularındaki saç, kıl ve yağı parçaladığı için tıkanıklığı giderir. Lavabo açıcı özelliği zaten aslında buradan geliyor. PVC'den yapılmış tesisat borularıyla tepkimeye girdiğinden bu tür boruların delinmesine neden olur. Evet arkadaşlar bu da lavabo açıcıların olumsuz özelliği. O yüzden öyle sürekli sürekli lavabo uçucu kullanmamak gerekiyor. Hatta mümkünse hiç kullanmamak gerekiyor aslında. Çünkü evet lavabonun geçici olarak çözüm bulmuş oluyorsun. E, tıkanıklığını gideriyorsun ama sürekli kullanırsan buradaki borulara önemli zararlar verdiği için daha büyük problemlerle karşılaşabilirsin. Üç ifademiz de doğrudur. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğindedir. O zaman ödevlendirmemizde yapmıştık. Ne yapıyoruz tabii ki Neler öğrendik? Şöyle onlardan bahsediyoruz. Asit ve bazların tarım, endüstri gibi alanlarda geniş kullanım alanı vardır dedik. Ancak çevre ve sağlık için zararlı sonuçlara sebep olabilirler dedik. Hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit ve asetik asit en yaygın olarak karşılaştığımız asit türleriydi. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit ve amonyak ise yaygın bazlardı. Asit ve bazlarla çalışırken özellikle solumaktan ve ciltle temasından kaçınmalıyız ve etiketlere de çok dikkat etmeliyiz. Etiketlerdeki uyarı işaretlerine özen göstermeliyiz. Bunlar kullandığımız ifadelerdi. O zaman arkadaşlar tabii ki sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.